İlk oyunumuzun Steam sayfasını açtık. Wishlist ederek destek olabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda detaylı bilgi vereceğim. İyi günler pek sevgili arkadaşlar. Bir devin günlüğüne hoş geldiniz. Bugünkü bahsedeceğim konu oyun motorlarında sürekli yeni sürümlere olan hücum aslında. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Unreal Engine 5'e zaten geçiş yapıldı. Bir seneyi aşıyor. Şu anda 5.4 gelecek. 5.4 ile beraber birçok teknoloji de geliyor. Örneğin Motion Matching isminde animasyonları. Doğru konuma göre kendiliğinden ayarlayan bir animasyon sistemi. Onun yanında biyom oluşturan PCG isminde bir tool var. Procedural Generation yapıyor. Kendi kendine bir şeyler yapıyor. Yani orman, dağ, taş gibi gibi çok çılgın teknolojiler geliyor. Yine Unity tarafında da bildiğiniz gibi Unity 6 çıkışını yaptı. Yani preview olarak çıktı. Tam sürüm olarak değil. Yeni yeni teknolojiler geliyor ve bana da çok sık bir şekilde şu soru yöneltiyor. Abi 5.4'e geçtim mi Unreal kullanırken? Abi Unity 6'ya baktım mı? Unity 6 çok iyi olmuş diyorlar. Falan filan. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Her yeni olan şey daha iyi olacak diye bir şey yok. Yani tabii ki yeni teknolojiler geliyor. Yeni içerikler geliyor. Fakat bunlar gelir gelmez hücum edip buglar içinde boğulmanın bir anlamı yok. Zaten öncesinde oturmuş örneğin efendime söyleyeyim Unreal'ın 5.2 sürümünü veya Unity'nin 2021, 22, 23 3 sürümlerini kullanmak varken direkt olarak sürekli projelerinizde güncellemek de aynı zamanda ciddi problemdir. Hatalara yol açabilir. Sürekli yeni versiyonlara geçmeye çalışmak inanın sizin için faydalı değildir. Daha da büyük bir açıdan baktığınız zaman zaten yeni oyun motorunun güncellemesiyle size verecek olan aletler %95 sizin ihtiyacınız olmayan şeylerdir. Ekstralardır. Örneğin Unity 2021 hatta 2019 sürümünde yapıp Unity 6 tarafında yapabildiğiniz çok bir şey olmayacak ekstra. Yani 2019'da 2021'de yeterli olacak. Yine Unreal Engine hatta 5'i geçtim. 4.26, 4.27 bile örneğin benim şu anda geliştirdiğim Steam oyunu için neredeyse yeterli yani. Hiçbir eksiği yok. Onun dışında bir yayında yabancı arkadaş geldi. Hani Unreal 5.4'e baktım mı diye. Yani dedim tabii ki yeniliklere baktım ama hani benim orada kullanabileceğim bir şey yok kendime. Özellikle mesela o Motion Matching sistemini siz parkur oyunu yapıyorsanız falan kullanabilirsiniz. Onun dışında gerçekten gereği olmayan bir sistem. Zaten bu yenilikçi sistemlerin özellikle Unreal Engine tarafında getirilmesinin en en büyük sebebi arkadaşlar büyük şirketlere oynamak. Ha keza Unity'nin yeni sürümü de Unreal'a göre o kadar da yenilikçi ve büyük şeyler getirmedi aslında. Bir noktada biraz herhalde biz de buradayız. Şu anda biz de kendimizi geliştiriyoruz ve yeni teknolojiler getiriyoruz. Adı altında yaptıklarını düşünüyorum ben en azından Unity tarafında. Yani siz bir projenizi yaparken arkadaşlar emin olun kaynakların yeterlidir yani. Ekstra sürekli çılgın çılgın şeyler eklemenize gerek yok projelerinize. Bu oyun motorları 10 senenin 20 senenin bilgi birikimiyle şu noktaya gelmiş oyun motorları. Dönüp de siz 5.4'e geçtiğiniz zaman o PCG tool'unu da kullanmaya çalıştığınızda emin olun size faydadan çok zarar olacaktır. Çünkü örneğin PCG tool'u size çevre yapıyor kendi kendine otomatik olarak. Fakat aynı zamanda landscape sistemi de var ve siz bir indie geliştiricisiniz ya tek kişisiniz ya da 2-3 kişi falansınız değil mi? PCG tool'una uzun vadede size dezavantaj olarak dönecektir. Çünkü zaten bunların çok basit olan kısımları var. Kendinize sürekli yeni öğrenip zorluklar çıkarmayın. Genelde yeni şeyler de daha karmaşık kompleks yapılar olur. İşleri kolaylaştırmak dışında daha spesifik daha bir noktada da daha güçlü şeylerin çözümü olur aslında. Ve sizin bu güçlü şeylerin çözümüne ihtiyacınız olmaz hiçbir zaman aslında. Çünkü zaten tek başınıza veya küçük bir ekiple oyun yapıyorsanız temel şeylere ihtiyacınız vardır. Temel yapılara 10 senelik 20 senelik oturmuş bilgilere ihtiyacınız vardır. Atıyorum landscape tool'una. Atıyorum blueprint'in temel kodlarına. Siz çok küçük bir ihtimalle o spesifik şeylere ihtiyacınız olur. Özelliklere. Ha o özelliğe ihtiyaç duyuyorsanız tabii ki açın kullanın. Hiçbir problem yok. Ama dediğim gibi siz Oturup da sürekli yeniyi ulaşmaya çalışmayın. Elinizdekini daha verimli kullanmanın yollarını öğrenin. Şunu düşünün ya ben elimde şu anda kullandığım malzemeleri, aletleri yeterince iyi tanıyor muyum? Yeterince iyi bir şekilde kullanabiliyor muyum? İçeriğine hakim miyim? Ondan sonra yeni şeyler öğrenin. Sürekli daldan dala atlamak size parçalı bilgiler verecektir. Hem bu parçalı bilgiler zaman içinde unutulacaktır. Aynı zamanda da hiçbir zaman tam öğrenme yapamadığınız için çok eksik ve hatalı kalacaktır. Bu podcastimde bundan bahsetmek istedim arkadaşlar. Birazcık kısa oldu. Evet ama gözünüzü sürekli güncellemeye çalışmayın oyun motorunu. Unity 6'ya geçmeye çalışmayın. Özellikle önemli bir projeyi açıyorsanız yani üzerinde 2 sene belki çalışacağınız bir proje açıyorsanız emin olun onu dönüp 2021-22'de veya Unreal 5.2-5.3'de açmanız size daha büyük bir fayda sağlayacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Fikirlerinizi bekliyorum. Eksik bulduğunuz veya yanlış bulduğunuz noktalarda eklemeler ve düzeltmelerde hoş karşılarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.